Özbek pilavı. Ben bunları doldururken onun da malzemeleri gelsin bence. Geldik Instagram için gulşahsen.com.tr'den. En çok istenen tariflerden biri olan Özbek pilavına, orijinaline mümkün olduğu kadar sadık kalacağım. Ama bazı malzemeler opsiyoneldir, değiştirebilirsiniz ya da doğrama şeklini de farklı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. İçinde neler var? Kuzu eti kullanıyoruz ancak bunlar normale göre biraz daha iri doğranmış oluyor. Hani kuşbaşı deriz ya, kazbaşı diyebiliriz. Bol miktarda 2 baş soğanım, 2 su bardağı pirincim, yine jülyen ama kalın doğranmış havucum, bol miktarda sarımsağım ve tabii ki et suyum var. İşe neyle başlayacağım? İşe önce etlerimle başlamak istiyorum. Döküm tenceremin altını, ocağın en büyük gözünde yüksek ateşte açıyorum. İyice ısınması gerekiyor. Çünkü etler önce mühürlenecek, sonra sularını bırakacaklar. Aynı tencerede orta ateşte, mühürlendikten sonra orta ateşte kendi halinde pişecekler. Bu arada pirinçlerimizi de bence bir an önce ıslatalım ki çabucak pişsinler. Pirinçleri karıştırma kabını alıyorum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Artık tencereye gidene kadar beni bekleyebilirler. Özbek pilavının orijinal tarifinde salça ya da domates rendesi kullanılmıyor. Arzu ediyorsanız tabii ki damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Yine çiğ badem ama kabukları soyulmuş, dolmalık fıstık ya da kuru üzüm. Bunlar da opsiyonel malzemelerdir. Ancak dolmalık fıstığın fiyatı inanılmaz yükseldi. Ben pilav bitçisini ette kullanmayı tercih ettim. Ne dedik? Yılbaşı sofraları için güzel tarifler hazırlıyoruz. Özbek pilavı da bence ara yemek değil, kesinlikle ana yemektir. O sebeple kuzu eti aldım. Eğer dana eti kullanacaksanız mutlaka önceden haşlayın çünkü kuzu eti gibi aynı sürede pişmez. Şimdi bakalım döküm tenceremiz ısınmış mı? Gayet iyi durumda. Etlerim için biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Ve etleri içine gönderiyorum. Bu sesi duymanız gerekiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Geniş yüzeyli bir tencere kullanın. Bütün etlerin yüzeyinin tencereye değmesi önemli. Burada iyice mühürlenecekler. Etlerden sonra sırasıyla soğan, sarımsak ve havuçlar içine gidecek. Ben bu süre zarfında beklemek istemiyorum. Etlerin de lokum gibi oldu. Cozurdamaya da başladılar. Bütün suyunu çekti. Şöyle bir karıştıracağım. Siz de detaylı görmüş olun. Şimdi etlerimin üzerine öncelikle soğanlarımı ilave ediyorum. Bol soğan çok yakışacak. İyice karıştırıyorum. Ben genelde tereyağını bu aşamada eklerim. Çünkü çok güzel karamelize bir dokunuş yapar. Direkt soğanların üzerine. Soğanlar daha hızlı yumuşasın diye 2 çay kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Soğanlarım yumuşarken İlk önce pirinçlerimi yıkayacağım. Onlar da bir 10-15 dakikadır sıcak suda bekliyorlar. Pirinçlerimi fazla nişastasından arındırdım. Bu sayede lapa olmayacaklar. Şöyle bir bakalım, soğanlar da yumuşamaya, karamelize olmaya başladı. Bu arada et suyumuz burada hazır ancak pilavla buluşmadan önce ısınması gerekiyor.
Bu esnada da bol miktarda sarımsak kullanacağımı söylemiştim. Hemen havanımı aldım. Üzerine şöyle bir çay kaşığı kaymasın diye tuzumu ilave ediyorum. Ve püre kıvamına gelene kadar dövüyorum. Sarımsaklarım hazır. Hemen tencereme gönderiyorum. Macun kıvamında, püre kıvamında nasıl derseniz iyice eziyoruz. Ezdikten sonra tekrar bir karıştırıyorum. Tüm malzemeler bir araya güzelce gelsin. Şimdi sırada ne var? Havuçlar. Hemen soğan ve sarımsağın üzerine havuçlarımı ilave ediyorum. Orijinalinde bu şekilde doğrandığı için bence öyle yaptım. Ama tabii ki size kalmış, nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi havuçların üzerine pirinçler geliyor. Fazla bütün suyunu aldım. 2 su bardağı pirinç kullandım. Bu da ölçüm, o sebeple yanımda. Pirinçlerimizi de kavuruyoruz. Şu görüntüsü bile muazzam bence. Bir de burada tazecik dereotlarım var. En son kıyacağım ve serviste üzerine ilave edeceğim. Pirinçleri kavurduktan hemen sonra ısıttığım et suyundan 1'e 1,5 ölçü kullanarak ilave ediyorum. Tekrar dikkatli şekilde karıştırıyorum. Tenceremi, ocağın küçük gözünü alıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve 15-20 dakika arasında hazır olacak. Sırada reçelim var ama pilavım tüm suyunu tamamen çekti. Şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Bir karıştırıyoruz. Temiz bir mutfak havlusu. Ve burada demlenecek. Pilavım çok güzel demlendi. Hemen hızlıca bol dereotu ile onu da servis etmek istiyorum. Çok yoğun bir pilav olmasına rağmen tane tane tüm talimatları uygularsanız aynısını siz de yapabilirsiniz. Şimdi sırada dereotu.